Ben sabah 5'ten beri tavuğunu öpmüşüm yani. Öbür kuzeni ayrı bir der. Dayısı yanında getirmiş. Dayısı yaşlı, ağlıyor. Dayımı da öp. Dayını, ne dayını öpmeyeceğim. Dayısıyla geldik. İttiriyoruz. Adam yaşlı abi. İstem düşecek bilekleri böyle. Diyorum dayı ittir diyorum. Yoksa diyorum ikimiz de ördek öpeceğiz diyorum ya. Ah selam. Orada mıydınız? Ben Berk Sevgi. Bu programda aynı benim gibi yapmadığı iş kalmamış, asla berrak kariyeri olmayan, kariyeri acabalarla dolu dostlarımı ağırlıyorum. Gerçekten her işin üstesinden gelmişler mi? Bunun izini sürüyorum. İlk defa benden duymuş olsalar bile soğukkanlı hikaye anlatıcıları olduklarından bizi kandırabilirler mi? İşte tüm bu acabaları sorularımla test ediyorum. Eğer sorularıma inandırıcı cevaplar verebilirlerse her bölümün sonunda ben akıllara zarar bir reklam filmi hazırlıyorum. Ancak sizi ikna etmeyi başaramazlarsa o eşsiz reklam filmini kendileri hazırlıyor. Acaba değil, TCL başlıyor. Ben mi? Evet. Diyeceğim hocam. Aç bakalım neymiş. Abi. Frenolojist. Evet. Çok acayip bir tesadüf oldu. Bize biraz bahsetmek ister misin? Bu frenolojistin tabii. Bir günü nasıl geçer? Yani uyandın sabah. Tabii. Şimdi şöyle ki uyandım sabah diye bir şey yok. Gecesi gündüzü olmayan. Yani frenolojisteki sabah uyandım diye bir dünya yok. Evet. Yani siz sabah uyanırken asıl freno diyoruz şimdi. Frenolojist diye uzatmayayım da. Yani kendi meslek. Kafanı yastıktan kaldırdın. Evet. İşte orada yastıktan kaldırma kaldırmadın, şeyi. Kaldırmadın, yatıyorsun hala. Hocam. O sırada insanlar yatarken biz frenolar. Yatan ona devam ediyoruz. Yatan devam insanlara bakıyoruz. Sizin, evet. Daha bizim uyuma vaktimiz zaten 3.30'la 5 çeyrek arası bir küçük bir uyku var. Yani küçük orada uyku var. Ama kalktık işimizi bitirdik diyelim falan. Bir freno olarak uyandık diyelim. Önce bir aynada önce kendimize freno, hep bunu söylüyoruz. Sonra tabii, topluma tabii freno. Yani bu zaten bizim sloganımız. Biraz öyle. Zaten insanların kafalarıyla çok fazla haşır neşirsiniz. Mesela kellerle çok fazla çalışıyorsunuz. Bu yani genellikle daha mı kolay? Hocam şöyle yanlış bilinen bir frenoloji ile ilgili yanlış bilinen bir şey. Estağfurullah. Kellerle doğru ama koca kafalı kellerle. Yani mesela adam küçük kafalı falan kel. Anladım. O frenolojiye girmiyor. Girmiyor. Yani eğer kafa büyükse ve kelse doğru adresi. Çok daha rahat çalışıyorsunuz. Tabii, peki tabii. Şunu sorayım. Ben de kelim profesyonel olarak yıllardır. Yaklaşık 20 yıldır hocam. Şapka bile gücü yetmemiş. Maalesef. Kapatmıyor. Hocam şimdi benim kafama bakın şöyle bir. Benim mesleğiniz gereği anlamanız gerekiyor. Anladım bir hocam, şeyler. Yani bir daha açar mısınız hocam? Tabii ki. Oldu mu? Yani ben mesela benim sevdiğim şeyleri. İki parmağını bir koy abi. Hayır iki parmağını bir koy. Koyuyorum. Bekle bir. Tamam. Şimdi tamam, mi oldu? Tamam. Benim sevdiğim şeyleri veya davranışlarımı mı inceliyorsunuz? Ben de şimdi bilgi almak istiyorum sizden. Şimdi kafamı gördünüz. Tabii, ne tabii, düşünüyorsunuz? Gördüm. Yani ya, ben ne yapıyorumdur mesela? Uyanıyorum sabah. Şimdi öncelikle hobilerim bize gelen diyor? Hobilerden önce öncelikle bir aynadan bir kere aynadan kaçma eğitimi aldınız değil mi? Aynadan evet. Kaçma eğitimini aldınız zaten. Evinizde ayna yok. O en büyük hatalardan yok, maalesef, biri zaten. Maalesef. Evet, olmaması gereken bir şey yani zaten. Siz böyle bunu öneriyorsunuz frenologlar olarak. Ayna bizde şeydir. Nasıl derler? Herhalde şey diyorsunuz. Zaten biz bakıyoruz kafanıza. Sizin bakmanıza gerek hocam, yok. Hocam bravo ya. Bravo. Şey bunu herhalde. Gerçekten slogan bile olabilir. Yani evet, böyle. Yani. Bir kere kafanızın varlığından habersiz olmanız gerekiyor. O ferahlıkta uyanmanız gerekiyor. Anladım. Fakat toplum içine karıştığınızda illaki o koca kel kafanızı bir yerde göreceksiniz. Tam oraya gelecektim. Orada biz devreye giriyoruz. Oraya gelecektim. Bunu frenologların toplumda davranış biçimlerini belirlemede söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Evet, yani çünkü hocam, çok önemli bir şey yapıyorsunuz ve mesela kafa nereye biz oraya diye bir şarkı var. Bununla konumuzun hiçbir alakası yok. Yok hocam. İçimden geldiği hiçbir için şekilde söyleyeyim. Yok, hiçbir şekilde yok. Şunu merak ediyorum. Yani toplumun etkisi nedir? Yani bu mesleğin, geleceğin mesleği olarak görüyor musunuz mesela? Hocam bu zaten bir toplum dizaynı olarak görüyoruz. Şimdi bizim koca kafalı kellerle aslında işimiz yok. Bak çok ezber bozucu bir şey söylüyorum. Hadi buyurun, bu da ilk defa. Evet, koca kafalı kellerin defa topluma baskıladığı. Evet, bunu da alta yazalım. Peki hocam, almamız gereken eğitim nedir? Çok kısa onu da alalım. Hani önce
Çok klişe kaçabilir ama. Estağfurullah. Buyur. Sevecek bu hocam. Sevecek. Sevecek şimdi. Bir hocam. Yani bu kafa sevecek. Hocam kafa değil, böyle koca kafa sevecek. Koca yani kafa böyle sevecek. Gerçekten. Şu ebat. Yani bir bakacak. Böyle bir bakacak. Dokunduğunda falan onu hissedecek hocam. Gelecek. Yani o şeyi, o sevgiyi bilirsiniz kendinizden yani. Tabii. Yani onu... Kelek mi dediniz bana? Gibi vurduğunuzda çok tatlı bir şey. Önce o kafayı sevdi anlarsın hocam zaten. Ya ben yani frenolog olmam gerekiyor anlarsın böyle. Yani gençler gitsinler anne babalarının kafasına hayır, böyle. Hayır o değil dayıları vardır amcaları vardır koca. Vay amcam nasılsın ha, hay, böyle hay diye ben. Böyle baktılar oradan bir. El şakaları yapsınlar. Gibi sert el şakaları yapsınlar. Öyle başlasınlar küçükten. Olabilir. Baktılar koşlanıyorlar bundan. Yani bir tiksinme gelmiyor koca. Şimdi herkes koca kafadan tiksinir elleyince falan evet. Filan. Baktı tiksinmiyor etmiyor tamam abi o zaman ben en başta birinci adım atmışım. Peki. Gibi mi? Frenolojinin çok en önemli bulduğunuz teorilerinden biraz bahsedelim, kısaca bahsedelim. En önemli teori nedir? Yani bu konuda bu frenoloji bilmem ne bilmem neyi bir şey yapar. Yani siz bunu nasıl doldurursunuz bunun içini? Aslında frenoloji bir pratik alanıdır. Hocam ayı var arkamızda. Arkamda. Biraz evet. Biraz öne gelin. Gel, tamam gelme. Şaka. Hocam bu da tam şey televizyonu bir şey. İntikam televizyonu. Gerçekten yani. Yani seni çağırıp. Bazen gözüm kayıyor inanır evet, mısınız? Evet Berk izle bakayım. Çünkü. Yediğim bokları gibi böyle. Tam bir intikam televizyonu. Şimdi biz burada çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Arkada evet. Bir tane papağan ağaca. Peki ben niye hiç görmüyorum arkada olanları? Sen hep görüyorsun. İşte maalesef. Uzmanlar bir şey ortaya atıyorlar ya. Tabii tabii. İnsanların kafalarına biz baktık kardeşim. Şudur, yani şöyledir, böyledir. Bu ne hocam? Yani bu ortaya bir şey koydunuz. Yani ne koydunuz ortaya bugüne kadar onu soruyorum aslında. Şimdi, şimdi Avustralyalı bilim adamlarını zaten onu herkes biliyor frenologların neler dediğini falan. Ama tabii, bu, yani bu coğrafyada biz şey. Neler koyduk yani. Biz buradaki koca kafalı keller için frenologlar ne dedik? Öyle sınırlamayalım. Öyle mi? Öyle sınırlamayalım öyle ama. Öyle yapmayalım. Bir genel teori hocam. Evet. Koca kafa yoktur. Koskocaman kafa vardır. Anladım. Gibi bir teoriden yola çıkıyoruz. Siz boyutlarla ilgili çok fazla. Hocam şimdi biz okoldayız. Ha, onu bir kere baştan konuşacak. Yoksa boyut sevmeyen frenologları da çağırabilirdiniz. Var öyle örnekler. Boyut sevmeyen var. Biz boyutçu frenologlarız hocam. Peki hocam şunu da çok merak ediyorum. Tabii ya. Bir frenolog olarak siz bağımsız mı çalışıyorsunuz? Yoksa beraber birkaç frenolog bir araya gelerek ya şu kafalara bir bakalım. Şu kafaları alın gelin de bir bakalım falan gibi evet, bir evet, şeyiniz evet. Mi var yani? Şimdi birlikte... Afyon bu işin merkezi. Bizim Afyon'u biz zaten şuna gelelim. Senelik bir evet bu aynen, ünlü Afyon öyle. Toplantıları bir frenolog toplantıları. Afyon Bilim Merkezi'nde sizin evet hocam zaten orada biz ziyarete gelmiştik hocam sizi. Bravo hocam zaten gezdirdik size oradaki şeyleri. Hocam orada biz 6 aylık periyotlarla bir frenologlar bir araya geliyoruz zaten. Evet. Ya herkes kendi şeyini getiriyor, çalıştığı. Kafasını mı? Kafasını getirecek. Tamam. Böyle ay ben geldim sadece izleyeceğim falan onu biz çok hoşlanmıyoruz. Geldi yani. Kafalar. Herkes kafasıyla gelecek böyle yani. Kafalar geldi. Evet hocam. İlk yaptığınız şey ne oluyor? Yani. Hocam ilk bir tiksinme geliyor herkese. Herkes de bir of aman çek falan gibi bir tiksinme oluyor. Biz ona müsaade ediyoruz. O tiksinme bir olsun diyoruz. Tamam falan filan. Sonra bir pencere açın bilmem ne yapın. Kafa koktu içerisi gibi bir şey oluyor. Evet. Onu sonra bir ferahladıktan sonra zaten. O zaman bilim zamanı oraya diyoruz kadar. Yani. Lan ben senin tavuğunu öptüm. Kuzeni gelmiş ağlıyor dayımı niye öpmüyorsunuz lan dedik dur dedik ya. Ve ben sabahtan beri tavuk öpmüşüm ya. Mesela öğretmenler bizi bir yere taşıyor, eğitim veriyor. Evet, hocam, evet. İşte bilim adamları daha böyle uzun yaşamamızı sağlıyor, evet. Şey yapıyor. Frenologlar ne yapıyor hocam? Gülme. Burada bir ciddiyetsizlik ve... Estağfurullah. Şey, şey gibi bir... vay, yok, frenologların hayır. Katkısı ne olabilir ki gibi bir yerden sorduysan... Asla bu konu... Buyurun çağırın başka biriyle konuşuyorum. Estağfurullah. Yani, hocam yanlış anladın. Ya ben öyle bir şey anladım. Yanlış anladınız. Yani bir katkısınız yok falan hayır, yok. Hayır nedir? Ben bakın ben şu anda hiç bilgim olmayan bir alan. Siz uzmanısınız. Ve hani sizi burada aslında biraz da şey yapmak istiyorum. Yani ilginizin olmaması da biraz yani sizin ayıbınız. Siz biraz bakmayın. Böyle soruyu mu çarpıtıyorsunuz? Yok soruyu falan çarpıtmıyorum. Biz toplumda nasıl bir iz bırakacağız bir iddia koymamı yani istiyorsunuz. Az bir şey de olsa hani bir söyleyin istiyorum. Yani tabii hocam. İşte, tabii hocam. Ne bileyim biz şimdi, uzaya mı gideceğiz sizin değil, sayenizde? Değil hocam. Ama şöyle olabilir. Şimdi asıl bizim ana konumuz tabii ki cinsellik. Biliyorsunuz. Yani. Evet. Asıl ilgilendi cinsellik. Hakikaten ama onun, öyle. Ama onun öyle hocam yani. Ama onun uzaya doğru... Açılımlarını falan bilemem ama cinsellik konusunda bizim bir kere bir cinsel barışım. Bak, barışım. Barışma değil hocam cinsel barışım cinsel diye. Cinsel barışım projesi. Onu zaten başlattık. Evet. Ama biliyorsun iki yıldır çalışmalar sürüyor. Evet, cinsel barışım projesiyle. Nasıl bir proje hocam? Temelde tabii o
koca kafalı keller de cinsellikle barışabilirse kim barışmasın? Kim barışır? Hocam ilk başta şunu çözsek zaten. Buyurun. Bir kere herkes bir terleme problemiyle ilgili. Şimdi evet hocam her şey fren olur. Önce sen bir terleme. Heh. Yani kafanda böyle hem kel hem bir de teri görmeyelim. Anladım. Ondan sonra biz zaten girip işi düzeltiriz gibi o bir şey. O zaman siz ter gördüğünüz zaman bu bir şeye mi işaret? Yani insanların kafası terli mesela. Benim kafam terli. Hocam bu da mesela bir şey etkiliyor mu? Yani frenologlar ha bak bu tabii terli hocam. O yüzden şöyle şimdi diyor mu? Hocam bir kere bu başarısızlık ve fakirlikle. Evet demek ki siz bu. Şimdi o sıkıntı evet. Falan o ferahlık zaten olduğu için yani. Ter demek hocam fakirlik. En azından cinsel fakirlik be gibi. Yani. Anladım. Yine geldi yani oraya. İlla ki evet, atlayacaksınız tabii. Burayı tabii kurguda. Anladınız peki. Karşılaştığınız en tuhaf araştırma neydi? Yani vay arkadaş bu da bu kadar olur mu dediğiniz evet. Frenoloji alanında sizin katkıda bulunduğunuz araştırma neydi? Neye rastladınız yani? Benim katkıda bulunduğum değil de şaşırdığım böyle evet, bu kadar mesela. Da artık o da olabilir mi gibi böyle tabii. Hocam. Bir de şeyden çıkalım hocam artık bu. Yani frenolojiyi ilk başta onu bir açayım da özür dilerim yoksa evet. Cevap vereceğim de. Evet. Sadece terleyen koca kafalı kellerle ilgileniyor diye bir yanılgı da olmasın frenolojide. Tamam. Yani frenoloji zaten bir kapsama deneyimi değil mi? Bir uzak durumu. Bir kapsama deneyimi, durma deneyimi değil mi hocam zaten? Önce bir dur ya deneyimi değil mi? Yani öyledir. Yani siz yani, uzmanısınız. Öyle değil mi derken size soru sormuyorum. Sizin cahil bilginize tabii ki sormuyorum. Yani lafın gibi öyle değil mi? Öyle değil öyle, mi gibi böyle. Bu Celal Şengör falan yapıyor öyle değil mi gibi bir şey yani. O öyle bir şey hocam. Evet rastladığınız yani. Evet enteresan bir. Yani düşünme süresi almaya çalışıyorsunuz ama bulamıyorsunuz bir türlü. Kısa bir araya gidiyoruz. Hemen söyleyeyim hocam. Yok, buyurun söyleyeyim. Hocam. Geçen biri geldi. Ünlü çok de biri. Yok ünlü de biri hocam. Ünlü de biri. İsmini söyleyeyim yani. Söyleyin. Hayır markanız falan da bir şey var mı yani? Bilmiyorum. Yakayım hepinize. İsmi söylemeyeyim. İsmi lazım değil lazım bir ünlü. Lazım değil. Evet. Geldi size. Geldi. Baktınız kafasına. Baktık kafasına. Farkında değil hocam. Kendini sağlıklı zannediyor. Ama gülüyor, eğleniyor neymiş? Falan. Benimle de kahve içmeye gelmiş aslında şey falan değil. Ben tabii testi koydum. Neymiş hocam? Sıkıntı var hocam. Sıkıntı var. Nerede var? Hocam. Yine mi? Yine mi? Evet. Yani. Hocam frenoloji bir meslek değil. Sizin herhalde... Hocam bir meslek falan değil. Değil bakın bunu da artık bir yerde konuşalım be. Bunu da bir yerde konuşalım. Siz bunu, yok hocam yok. Sizi bu sıkıyormuş. Hayır, yıllarca bu gazı sen bana verdin. Yok, yani. Sizi bu hayır, ben sana söyleyeceğim. Tamam ben anladım. Bırak, hocam, sizi bu sıkıyormuş. Yıllarca verdin hocam. Bir hala kirada tamam. Oturuyorum. Bir müşterim yok hocam ara sıra yani. Tamam hocam onu çözeceğiz. Onu hani çözeceğiz. Frenolojiksin sen, frenologsun sen. Ben frenolog değilim artık. Frenoloji mesleği bıraktırdık. Mesleği gerçekten. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Harikaydı. Yani yıllarca yüklediğin bana bu boş yani, özgüvene de teşekkür ediyorum. Yani yıllarca ben hocam gerçekten Afyon'da bir depo kiralayıp. Evet orada oturuyordun. Biz de sana diyorduk evet, niye abi şey niye yapıyorsun. Sen abi yani böyle. Sen diyordun abi ben frenoloyum falan. Biz evet. De seni oradan niye bir türlü bir kötülük çıkaramıyorduk. Yaptınız abi bana yani? Yani estağfurullah. Hayır, şuraya kadar beni zorladın yani en sonunda. Estağfurullah. Yani. Çok özür diliyorum. Ama tabii ki hayallerinizden de vazgeçmeyin. Frenolog olmak isteyenler de evet. Bu yola baş koyanlar nasıl şaka? Siz de benim gibi. Bu yola baş koyanlar da bu yolda ilerlemeye devam etsinler evet, diyelim hocam değil tabii. Mi? Sevgili seyircilerimize dönüyoruz şimdi. Eğer Sinan'ın gerçekten frenolojistlik yaptığına inandıysanız. Ya da mental bir problem yaşıyorsanız. Estağfurullah diyoruz. İnandım yazıp SMS gönderiyorsunuz. Eğer inanmadıysanız da inanmadım yazıp bir SMS gönderiyorsunuz. Numara vermiyoruz. Herhangi bir yere gönderebilirsiniz. Biz oralardan toplayacağız. Her şey zihninizde. Aynen öyle ve sonucu belirleyeceğiz. Son bir şey diyeyim. Buyur hocam. Her şey zihninizde derken bu kimin lafı? Ünlü frenolog Henry Frenon'un lafı. Frenon'un lafı evet. Böyle de güzel bir şeyle şimdi sonlandırıyoruz efendim. Aa komşu duydun mu? Neyi? Dünyanın en büyük TV üreticilerinden TCL, IMAX Enhanced sertifikalı televizyonlarıyla sinema deneyimini eve getiriyor. Üstelik Google TV ile sayısız uygulamaya kolayca ulaşabiliyorsun. Ney? Sahi mi söylüyorsun? Sahi ya. Üstelik Bilkom güvencesiyle. Dijital yaşam koçu olan Bilkom mu? Ya ne sandın? TCL mini LED'lerde 144 Hz, Dolby Vision Atmos, Quantum Dot, ne ararsan var.
Üstelik 55, 65, 75 ve 85 inç boyut seçenekleriyle. İnanmıyorum. Peki detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim? Ah be komşum, tek derdin bu olsun. Elbette www.tcl.com adresinden. Boşuna dememişler. Acaba değil, TCL.